Arkadaşlar bugün size zeytinyağlı, kıymalı, taze fasulye yemeği yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. 200 gram kıymamız, 2 kaşık tatlı biber salçamız, 3 baş soğan doğranmış şekilde. Bugünkü yapacağımız yemekte 1 kilo taze fasulye kullandık ayıklanmış şekilde. Ve 2 diş de sarımsak kullandık. Aroması gerçekten çok lezzetli oluyor. Yağ ile beraber birazcık kızartacağız. Ve şimdiden başlayalım arkadaşlar. Yarım çay bardağından biraz daha fazla zeytinyağı kullandım. 1-2 dakika kızardıktan sonra soğanlarımızı koyuyoruz arkadaşlar. Göz kararı kadar birazcık tuz kullanacağım ama üç dakika boyunca altı kısık ateşte olarak terlemesini sağlayacağız. Bir tatlı kaşığı tatlı toz biber kullanıyorum. Fazla kavurmayacağız soğanları. Kapağını kapatmaya özen gösterin çünkü soğanların terlemesi gerekiyor. Çünkü yanmıyor o şekilde kısık ateşte. Ve 2 kaşık tatlı biber salçamızı da ilave ediyoruz. Salçamızı ilave ettikten sonra arkadaşlar 1 dakika fazla değil. İsterseniz hani ocağın ateşini biraz açarak daha hızlı bir süre içerisinde salçanızı kızartabilirsiniz. Ama fazla kızartmamaya özen gösterin. Gerçekten hafif yanımsı bir tat bırakıyor damakta. O yüzden size tavsiyem kısık ateşte her zaman yemeklerinizi pişirmeniz. Hem damak tadına daha hitap ediyor. Hem ise görünüme. Şimdi kıymamızı ilave edeceğiz arkadaşlar. 200 gram kıymamız. Altını birazcık açıyorum. İki diş sarımsağımızı da ilave ediyoruz arkadaşlar. Bunları rendelemiyoruz çünkü sarımsak damağa geldiği zaman gerçekten bazı yemeklerde hem tadı öldürüyor. Biz bunu zaten sırf lezzetini hani aksın diye, içerisine hani kıvamı yerine gelsin diye, aromasını alalım diye yapıyoruz. O büyük başları çıkartıyor zaten atmış olduğum iki diş sarımsağı. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. 1-2 dakika böyle bekledikten sonra fasulyelerimizi ilave edeceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi 1 kilo taze fasulyemizi ayıklanmış olarak atıyoruz. Ve bu arada açıklama kısmına gelirseniz videoda kılçıklarının temizliğinin nasıl olduğuyla ilgili bir videomuz vardır YouTube'da, kendi kanalımızda. Oradan izlersiniz arkadaşlar. Yani şimdi herkesin bir kendi tercihine göre fasulye ayıklama temizleme metodu vardır ama bizimki de farklı bir metot üzerinde. Belki hoşunuza gider diye o ilgili videoyu da paylaştık. Böyle bu şekilde arkadaşlar 2 dakika, bir 3 dakika boyunca dibe vurması için, nemlenmesi için, çökmesi için fasulyenin bekletiyoruz. Kapağını da kapatıyorum arkadaşlar. Sonra suyunu ilave edeceğim. 2 dakika doldu arkadaşlar. Şimdi göz kararı sıcak suyumuzu ilave ediyoruz yemeğimize. Gördüğünüz gibi. Fasulyeler az bir şey altta kalması gerekiyor. Suyu ona göre ayarlayacağım.
karıştırıyorum. Daha hala çökmedi. Tamamdır arkadaşlar. Bu şekilde bir yarım saat boyunca kısık ateşte kaynayacak. Bu ocağınızın gözüyle de ilgili. Şimdi ocağınızın gözü büyükse şayet, eğer küçükse 45 dakika alır ama büyükse bir yarım saat bulabilir. Şimdi her zaman kısık ateşte pişmesi ve küçük bir gözle pişmesi, uzun süre pişmesi daha lezzetli yapar. Damakta daha iyi bir tat bırakır, emin olabilirsiniz. Şimdilik arkadaşlar küçük göze alıyorum yemeğimizi. Ve kısık ateşte bırakıyoruz. Tuzu ilave etmek isterseniz sonra biraz piştikten sonra tadına bakıp tekrardan ilave edebilirsiniz. İsterseniz bunu patatesli de yapabilirsiniz. Patatesleri de içerisine atabilirsiniz. Ama dediğim gibi sizin tercihinize kalmış artık. Yarım saat. Yarım saat boyunca arkadaşlar beklemedeyiz. Evet arkadaşlar, yemeğimiz bu şekilde pişti. İçinde attığım iki diş sarımsağı da içinden çıkardım. Çünkü biz o şekilde sevmiyoruz, ağzımıza geliyor diye. Bu şekilde yemeğimiz hazırdır arkadaşlar. Zeytinyağlı, kıymalı fasulye yemeği. Bunu siz patateslisini de yapabilirsiniz. Tabii ki tercihinize bağlı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Çok salçalı görünüyor şurada. Fakat telefonun kamerasından dolayı arkadaşlar o kadar salçalı değil. Resimleri incelerseniz göreceksinizdir. Beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.